Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 7 Aralık Perşembe. Radyo Kassel'den Merhaba. Koalisyon hükümeti iddialı konut inşaatı hedefini uzun süredir ağzına almaz oldu. Almanya Kiracılar Birliği ile Alman Sendikalar Birliği hükümetin konut politikasını sosyo politik skandal olarak değerlendirdi. Almanya Kiracılar Birliği ile Alman Sendikalar Birliği Almanya'da 21 milyon kiracının 3 milyon 100 bininin gelirinin %40'ından fazlasını temel kira ve ısınma masraflarına ödediğini 5,5 milyon insanın da yeterince ısınamadığını açıkladı. Bu iki örgüte göre çoğu sosyal konut olmak üzere 700 binden fazla uygun fiyatlı kiralık daire açığı var. Bu yasama döneminde hükümetin başarısız bir konut politikası uyguladığına dikkat çıkan Kiracılar Birliği ile Sendikalar Birliği kiralık konut krizinin derinleşme tehlikesinin bulunduğunu açıkladı. Ülkede kiraların ortalama olarak %4 oranında artmasına rağmen hükümet planladığı yıllık 400 bin yeni konut inşası planını gerçekleştiremedi. 2022 yılında inşa edilen yaklaşık 295 bin konutun yalnızca %10'u sosyal konut olarak inşa edildi. Kiralar ve inşaat alanlarında elde edilen spekülatif karlar artmaya devam ederken burada kalmaya gücü yeten insan sayısı da sürekli azalıyor. Geçtiğimiz yıl reklamı yapılan mevcut dairelerin kiraları ülke genelinde ortalama %4 artarak metrekare başına net 9 ,66 euro 66 sente hatta büyük şehirlerde 12 ,23 euro 23 sente yükseldi. Konut piyasasındaki durumu sosyopolitik skandal olarak nitelendiren Stefan Körtsel, federal hükümeti durumun vahametinin hala farkına varmamakla suçladı. Almanya'da yoksulluk içinde büyüyen çocukların sayısı artmaya devam ediyor. Bu durumdan Avrupa genelinde 6 milyondan fazla çocuk etkileniyor. Özellikle Fransa ve İngiltere gibi ülkelerdeki durum endişeleri daha da artırıyor. Uzun vadeli yoksulluk çocuklarda davranış bozukluklarına yol açabiliyor. Fransa ve Büyük Britanya'da çocuk yoksulluğunda çift haneli artışlar yaşanıyor. Avrupa'da 6 milyon çocuk gelir yoksulluğu içinde yaşıyor. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Kuruluşu UNICEF Almanya'yı çocuk yoksulluğuyla mücadelede daha fazla çaba göstermeye çağırdı. UNICEF raporuna göre milyarderleri giderek daha fazla artan sanayi ülkesi Almanya, incelenen toplam 39 OECD ve Avrupa Birliği ülkesi arasında 25. sırada yer aldı. Almanya'da 1 milyondan fazla çocuk ve genç kalıcı yoksulluk içinde yaşıyor. Yoksulluk içinde büyüyen çocuk ve gençlerin oranı 10 yıldır neredeyse hiç değişmedi. Bir kişi tüm nüfusun ortalama gelirinin %60'ından azına sahipse yoksul olarak kabul ediliyor. 2022 verilerine göre ortalama aylık net 2244 euro. Saksonya Anhalt, Doğu Almanya'da çocuk yoksulluğu oranının en yüksek olduğu eyalet. Saksonya Anhalt her dört çocuktan birisi hatta fazlasının yoksulluk riski altında olduğu Doğu Almanya eyaletlerinden biri olarak kabul ediliyor. Federal İstatistik Ofisi'nin güncel rakamlarına göre 18 yaş altı yoksulluk oranı 2022'de %26 olarak belirlendi. 2021'de bu değer %24 idi. Saksonya Anhalt %21,6 olan ulusal ortalamanın oldukça üzerinde. Dünya ihracat şampiyonu olan ve sadece silahlanmaya yılda 70 milyar eurodan fazla harcayan Almanya'da yoksul doğan çocuk ve gençler yoksul kalıyor ve yoksulluktan kurtulamıyor. Ailelerinin gelir durumu eğitimlerini de etkilediğinden bu çocukları yaşlılıkta da yoksulluk bekliyor. Sürekli olarak yoksulluk içinde yaşayan çocukların sosyal ve duygusal davranış sorunları gösterme olasılığı iki kattan daha fazla. Birçoğunun kelime dağarcığı daha zayıf ve zenginlik içinde büyüyen çocuklara göre depresyona girme olasılıkları daha yüksek. UNICEF Almanya'dan Sebastian Seidelmayr çocuk yoksulluğuyla mücadelede tasarruf yapılmaması gerektiğini söyledi. UNICEF raporu yoksulluk karşılaştırmasında Fransa ve Birleşik Krallığın en kötü durumda olduğunu gösteriyor. Fransa'da çocuk yoksulluğu 2012 ile 2021 yılları arasında %10, Birleşik Krallık'ta ise aynı dönemde %20 oranında arttığı kaydedildi. Rapor'a göre yaklaşık 6 milyon çocuğun yoksulluktan etkilendiği Avrupa Birliği'nde aileleri evlerini yeterince ısıtamayan, eskimiş giysilerini değiştiremeyen ya da oyuncak bir yana yeterli yiyeceğe ulaşamayan başka çocuklar da var. Ancak bunlar yoksul çocuk oranları içinde yer almıyor. Bu nedenle uzmanlar sorumlu hükümetlerin sayıları manipüle ettiklerini ve yoksullukla mücadelede sınıfta kaldıklarını belirtiyor. Ancak Polonya, Slovenya, Letonya ve Litvanya'dan sevindirici haberler geliyor. Söz konusu ülkelerde çocuk yoksulluğunun yüzde otuzdan fazla azaltıldığı belirlendi. Raporun yazarları yaşanan durumu şöyle özetledi. Çocuk yoksulluğuyla etkili bir şekilde mücadele etme konusunda kontrol büyük ölçüde politikacıların elinde. Derdeciler Alman Makinistler Sendikası GDL Alman Demir Yolları yani Doğu Çabağ'ın ve diğer şirketlerle yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine uyarı grevi kararı aldı. Makinistler ve demir yolları çalışanlarının ücret artışı talebiyle bu akşam yapacakları uyarı grevi sebebiyle tren seferleri yapılamayacak. Alman Makinistler Sendikası GDL Doğu Çabağ'ın yanı sıra Trans Dev Konsern, AKN Eisenbahn, Citibahn, Chemnitz ile başka 8 şirkette çalışan makinistlere saat 22'de uyarı grevine çıkmaları çağrısı yaptı. İş bırakma eyleminin yük trenlerinde bugün yerel saatle 18'de yolcu trenlerinde de 22'de başlayacağı grevin 8 Aralık saat 22'de sona ereceği açıklandı. İşverenlerin kendi çalışanlarının ihtiyaçlarına karşı kör ve sağır oldukları ifade edilen açıklamada işverenlerin gerekli iyileştirmeleri yapmayı ve GDL'in haftalık çalışma süresinin 35 saate düşürülmesi talebini müzakere etmeyi reddettiği belirtildi. GDL daha önce 15-16 Kasım'da 20 saatlik grev yapmıştı. Yerdeçiler sendika başta makinistler olmak üzere Doğu Çaban çalışanlarının maaşlarına aylık 555 euro zam ve enflasyon denkleştirmesi olarak da bir defaya mahsus olmak üzere 3000 euro ödeme yapılmasını talep ediyor. GDL aynı zamanda ücretlerde herhangi bir kesinti olmaksızın çalışma saatlerinin haftada 38 saatten 35 saate düşürülmesini istiyor. Demiryolları Yönetimi ise ücretlere %11 zam, 2850 euro civarında enflasyon ikramiyesi ve sözleşme süresinin 32 ay olmasını teklif etti. GDL Noel günlerinde ve yıl başında grevlerin yapılmayacağını açıkladı. GDL Başkanı Klaus Bezski grevlere 7 Ocağı kadar ara verileceğini söyledi. Hessen eyaletinde çok sayıda çocuk ve genç ruhsal hastalıklarla boğuşuyor. D.A.K. Gesundheit Hessen tarafından hazırlanan çocuk ve gençlik raporunun güncel analizi 15-17 yaş arasındaki kızların özellikle depresyon, anksiyete ve yeme bozukluklarından etkilendiğini gösteriyor. Ancak koronavirüs pandemisi öncesine kıyasla önemli ölçüde daha fazla ergen kızın tıbbi tedaviye ihtiyacı var. Evet analize göre ruhsal hastalıklar nedeniyle daha az tedavi gören erkek çocuklar içlerine kapanma ve doktor muayenehanelerine daha az gitme eğiliminde. Genellikle kendilerini çevrim içi dünyalarda kaybeden gençler göze çarpan sosyal davranışlar olarak algılanan hastalıklardan mustarip. Son haberimiz Kassel'den KFG yönetiminden yapılan basın açıklamasında 12 elektro otobüsün sefere başladığı bildirildi. KFG yönetimi böylelikle işletmelerinin iklim korunmasına katkı yapabileceğini açıkladı. Kassel'de çok sayıda yükseklik farkı olması nedeniyle elektro otobüslerin bu yokuşları tırmanıp tırmanamayacağı tartışılıyordu. Ancak testler otobüslerin başarılı olduğunu gösterdi. Bugün ilk sefer basın emekçilerinin katılımıyla yapılacak. Değerli dinleyiciler, Radyo hazırlayıp sunduğu info magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın. Her şey görünüş olsun ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.